Fransız Kültür Merkezi'nden selamlar. Bu hafta Flanör'ün konuğu Fransız fotoğrafçı Philippe Dupuis ve yayıncı Timur Muhittin. İstanbul Underground fotoğraf sergisi hakkında konuşacağız. İyi seyirler. Comment j'ai choisi Istanbul? C'est grâce à Timur en fait. Ma complicité avec Timur remonte à 2002, je crois. Moi, j'habite dans le nord de la France. Il se trouve que Timur Muhiddin, bien que son nom soit pas du tout un nom du nord de la France, a des racines profondément ancrées dans le nord de la France. Parce que sa maman, sa mère, est une femme du nord. Et après être né à Koweït City, et je crois au décès de son père, il est revenu vivre avec sa mère dans le nord de la France. Mais on s'est rencontrés par le biais d'un éditeur, en fait. C'est un éditeur qui était en place à Paris, que moi j'avais rencontré au cours d'un salon littéraire que je couvrais d'un point de vue photographique, qui connaissait Timur et qui nous a mis en lien. Et de là, et de ce lien-là, est né notre premier livre, qui s'appelait « Du Nord cru ». « Du Nord cru », qui était donc des courts récits de Timur, du temps où il vivait dans le nord de la France. Donc, il y a évoqué des souvenirs. Et moi, mes photographies sont venues en contrepoint de ces textes. Ça a été notre première collaboration. Ça, c'est encore la faute à Timur. C'est cette envie d'aller chercher un peu les personnes de l'ombre, les mettre un petit peu en lumière. C'est de la pure curiosité. Et puis, c'est aussi parce que c'est une littérature de qualité qui donne une certaine idée de la température de la société par bien des aspects. Et bon, voilà, l'intérêt, il est là. Après, faire les photographies en soi, c'est très, très, très simple. Le plus compliqué, c'est d'attraper les auteurs. Vous voyez ? Ça, c'est plutôt assez compliqué parce qu'ils ne sont pas là, ils n'ont pas forcément envie de se montrer, ils ne sont pas hostiles à l'idée de se montrer. Je suis venu la première fois en mars 2013 avec Timur et depuis, je suis revenu avec aujourd'hui, ça fait 8 fois. Oui, alors, le tout premier auteur que j'ai lu, en fait, par le biais de Timur, c'est Enis Batour, qui, en fait, n'est pas en soi un auteur underground, même si, par le passé, il a écrit des textes qui peuvent être considérés comme tels. Voilà, le premier auteur que j'ai lu et qui m'a vraiment séduit, c'est Enis Batour. Après, j'ai lu les textes de Yigit Benner. Et puis, bon, plus récemment, j'ai lu les... Et du coup, il y a une littérature turque très contemporaine, comme celle de Hakan, par exemple, celle de Hakan Günday, qui est vraiment très représentative de ce courant, qui est une littérature à la fois très internationale et très ancrée dans le paysage turc. Pas forcément Istanbul, mais parce que les romans de Hakan Günday ne se passent pas toujours à Istanbul. Moi, j'ai un intérêt plus particulier pour la production stambouliote, parce que j'aime bien retrouver aussi la géographie, une certaine géographie de la ville chez les écrivains. Alors, ces écrivains underground sont souvent des prosateurs, c'est-à-dire des romanciers, des nouvellistes, mais il y a beaucoup de poètes, parce qu'en Turquie, il y a toujours beaucoup de poètes. Et une poésie très, très nouvelle qui est née avec Küçük İskender, c'est le principal représentant, bien sûr. Mais il y a toute une autre une génération plus jeune d'auteurs qui travaillent voilà, sur des formes... Si on parlait de cette littérature par rapport à la littérature européenne, on dirait que c'est une littérature souvent d'avant-garde, c'est une littérature de recherche, une littérature parfois expérimentale. Autant dire que ce n'est pas une littérature populaire du tout. Et c'est un des problèmes peut-être de l'underground, c'est-à-dire que c'est marginal et ça n'est pas très populaire. Ça ne peut pas être très populaire. Alors, Sera, c'était plutôt comme personnalité artistique qu'elle est underground, parce qu'elle a à la fois
au niveau théâtral, par exemple, elle a joué des pièces, je dirais, relativement classiques. Elle a aussi mis en scène des textes, par exemple les textes de Aslı Erdoğan qu'elle avait mis en scène en Italie il y a quelques années, avaient un côté assez marginal, assez expérimental, assez novateur. Elle est aussi réalisatrice, vous savez, donc le film s'appelle Nage, peut-être vous avez vu ce film. Bon, on voit bien qu'elle est capable d'aller vers des rôles, c'est pas de l'underground, mais elle, comme actrice, elle est underground. Elle est capable de jouer toutes sortes de rôles, et pas uniquement des rôles qui vont flatter disons, sa personnalité. Timur Muhittin de bunun hazırlayıcısı. Timur Muhittin ve Philippe Dupuis benim daha önceden de tanıdığım kişiler. Özellikle Timur öyle. Philippe Dupuis'le de bu aslında proje vesilesiyle tanıştık. Bundan bayağı bir zaman önce. Ve sonrasında defalarca o tekrar İstanbul'a geldiler, bu çekimlerini yaptılar. Yavaş yavaş aslında gözle görülmeyeni görmeye başladılar. Ve bana sorarsan belki de hani yeraltı kelimesi belki biraz da onu anlatıyor. Yani çok da göz önünde olmayanı ortaya çıkarmakla ilgili herhalde. Ve benim açımdan da tabii çok ilginç bir deneyimdi. Çünkü onların dediğim gibi bu göz önüne çıkarmak istediklerini hep birlikte görünce şimdi aslında ne yapmak istediklerini çok daha iyi görüyorum. Çünkü bu böyle bir bir katmanı açıp altını görmeye benziyor bu iş. Eğer bir şehri tanımak istiyorsanız, eğer o şehirde yaşayan insanları tanımak istiyorsanız gerçekten, belki de işte o katmanları teker teker o derileri soymanız lazım. Ve ancak o derileri soyduktan sonra çıplak gözle o çıplaklığa bakmanız lazım. Ve bu fotoğraf sergisi de işte en azından bana bunu hissettiriyor. Tabii öncelikle Timur Bey'le tanışıyorum, uzun zamandır tanışıyorum. Onun bu projesinden de hem Filip'in çekeceği fotoğraflar hem Türkiye'de hem Fransa'da yayınlayacağı bir İstanbul Underground'la ilgili hazırladığı kitap çalışmaları var. Onlarla ilgili arada görüşüyorduk zaten. Sonra da Filip bir ara İstanbul'a geldiğinde fotoğraf çekimleri için bu sergi projesinden bahsetti. Buluştuk ve bir gün bayağı keyifli bir çekim yaptık Beyoğlu'nda ve böylece ben de sergide yer aldım. Sizin çekiminiz tam olarak neredeydi? Çok yakında aslında. Tam hemen Fransız Kültür Merkezi'nin bir arka sokağında. Hemen arka sokaklarda, o ara sokaklarda çekim yaptık hep. Memnuniyetle tabii. 1976 yıllarında ben işte kendi kitaplarımı satmak için kendi şiirlerimle böyle pano yapar. Fransız Kültür önünde İstiklal Caddesi'ne bakan tarafta onu sergilerdim. O sergi boyunca işte kendi kitaplarımı pazarlardım. İşte Acıya Kuşun Geçmez. Ben ölmeden önce bunlardan ikisi yani ikinci kitabım ve üçüncü kitabımdı. Daha sonra işte burada bir Hak diye bir arkadaşımız vardı. Onda biz bayağı uzun yıllar dostluğumuz devam etti. Annesiyle babası da burada görevliydi o dönemlerde. Onlar da burada yatıp kalkarlardı. Ben de sergiyi topladıktan sonra Hak'la birlikte İstiklal Caddesi'ne bakan onun odasında otururuz, sohbet ederdik birlikte. Sabahleyin erkenden tekrar ben sergimi açardım. Uzun yıllar böyle bu devam etti. Sizin bir de İstanbul Underground Yeraltı projesinde yer aldığınızı konuşalım. Filip evet. Bey'le mi yoksa Filip, Timur Bey mi sizin önce konuştu? Sağ olsun Filip Bey işte dün beni ziyaret etti. Ben işte o 2014 yılında hatırlıyorum öyle bir çekim olduğunu. İşte özellikle sergiyi bırakıp Beyazıt Camisi'nin işte türbet kısmında bol bol fotoğraf çektirmiştik. O fotoğraflardan herhalde bir tanesi bu. O da beni mutlu etti. Sonra şiirlerimin de Fransızca'ya çevrilmiş olması beni bayağı yüreklendirdi, sevindim. Tekrar işte Filip Bey'i bugün sergide görünce onunla aynı mutluluğu ben de yaşamış oldum. İşte bir edebiyatçının, bir şairin en çok sevinci böyle olur. Ben de onu yaşadım, onu hissettim. Çok memnun oldum.
Sanırım Kasım 2016 gibiydi. Timur Muhittin ve Filip Dupiş'le Mephisto'nun bahçesinde, terasında, kitapçı Mephisto'nun bahçesinde görüştük. Böyle bir sergi yapmak istediklerini, böyle bir kitap yapmak istediklerini söylediler. Ben de çok sevindim ama çok yer altına çok yakın olduğumu da düşünmüyordum. Ama onlar Sarı Kahkaha'yı okumuşlardı ve oradan Kepenk öyküsünü özellikle çok yakın bulmuşlardı. Nihayetinde fotoğraf çektiler ve o öyküyü Fransızca'ya çevirdiler. Bu sergide fotoğraftaki alıntıyı da Kepenk öyküsünden almışlar. Kepenk öyküsü bir kepenk kapatma eylemini anlatıyor. Aslında mekan olarak seçtiğim yer Diyarbakır'dı. Ama bugün geldiği yer İstanbul'daki bir sergi oldu. Belki mekanlar böylelikle birbirine değiyor, birbirine giriyor, birbirine bulaşıyor. Bir anlamı kalmıyor aslında belli bir yerin diyebilirim. Underground sayılır mıyım isterdim ama ben daha çok kendimi bir ev kızı gibi gördüğüm için. Ama o portal içinde de galiba tek cezaevine giren de benim. Yani böyle bir projenin yapılması tabii elbette çok olur. Keşke biz daha önce yapsaydık. Pek çok yazar, pek çok yetenek aslında Türkiye'de ana akım medyada ya da hani iktidarın çevresinde yer alamadığı için kaybolup gidiyor, okura ulaşamıyor. Halbuki onların da ciddi bir okurları var. Türkiye'de zaten herhalde hepimiz yavaş yavaş bir şekilde underground'a kayıyoruz. Her şey yasak olduğu için bu ülkede artık ne yapsan underground oluyorsun yani. Yani onun için sanırım bunları, bu tür projeleri örgütlemeyi, bu tür projelerin etrafında bir araya gelmeyi, birbirimizi dinlemeyi ve anlamayı öğrenmeliyiz. Hani Fransızlar ön ayak olmuş. Bu bir ilk adım. Bir sonrakini biz yaparız.